Serdar Turgut, Amerika'nın kaşıkçı hamlelerini anlayabilmek için. Başkan Trump resmen göreve başladıktan hemen sonra ilk dış gezi olarak ciddiye gitti. Resmi görüşmeler başlamadan önce geleneksel savaş dansı yapıldı ve Trump, Muhammed Bin Salman'la yan yana bu savaş dansına katıldı. Bu sadece folklorik bir gösteri değildi, sembolik önemi büyüktü. Bu dans Orta Doğu'da kurulmaya çalışılacak yeni düzenin ilk işaretiydi ve bugünlerde olan biten hemen her şeyde haber veriyordu. Bundan sonra Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail ile birlikte bölgede yeni bir düzen oluşturma çabalarına başladılar. Temelde Amerika'nın çıkarlarını kollayarak İsrail'in ulusal güvenlik amaçlarını gerçekleştirmek vardı. Bu süreçte Mısır da bu ortaklığın bir parçası olarak konumlandırıldı. Trump, Filistin sorununun çözümünde nihai çözüm dediği temelde bu ortaklığın güç kullanımına dayanan planı uygulamaya başladı. Amerikan elçiliği bu bağlamda Kudüs'e taşındı. Katar bu nedenle hedefe konuldu. Türkiye ile yaşanılan sorunların önemli bölümünde bu planın bulunduğu söylenebilir. Suudi Arabistan'ın defacto lideri Muhammed bin Salman işte bu nedenle uzun süre Türkiye'ye düşmanmış gibi davranıyordu. İsrail, Amerika ve Suudi Arabistan destekli olarak İran'la gerekirse savaşmayı da göze almış durumda. İşte bu karanlık ve girift ilişkilerle örülmüş bölgedeki fiili durumu anlamadan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ve buna Amerika'nın vereceği tepkileri anlamak imkansızdır. Hazine Bakanı devrede. Uzun süredir uzun vadeli planlar çerçevesinde öylesine derin ve karanlık ilişkiler kuruluyor ki İsrail ve Amerika öylesine kurulmasına çalışılan bu yeni düzene angaje olmuş durumdalar ki Kaşıkçı olayında ne tür gelişme olursa olsun bu aşamada Amerika'nın Suudi Arabistan'dan vazgeçmesi mümkün gözükmüyor. Bu süreçte neler olabileceğini görmek için Washington'da bana Hazine Bakanı Munshi'nin ne yapacağını gözlemlemelisin dediler. Steven Munchen'i bu köşede daha önce birçok kez anlatmıştım. Munchen Yahudidir, daha da ötesi yönetim içinde evangelist kesime en yakın olan isimlerden bir tanesidir. Evangelizmin bir projesi olan yeni Orta Doğu düzeninin en hararetli savunucusu Munşin'dir. İşte onun Kudüs'teki yeni Amerika elçiliğinin açılışında Ivanka Trump'ı yanında gösteren özel fotoğrafı bu nedenle ben burada yayınlamıştım. Muhammed Bin Salman'ın yakın arkadaşı olan Ivanka'nın eşi Jared Kushner'in Suudi Arabistan politikasına da Munşin tam destek vermektedir. Şimdi ne olacak? Muhammed Bin Salman'ın çöldeki Davos diye lance ettirdiği Uluslararası Yatırım Konferansı'na de katılacaktı. Kaşıkçı olayı patladıktan sonra da kararını bir süre değiştirmedi. Ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cidde ve Ankara'da Kaşıkçı olayını konuşup Washington'a döndükten sonra hemen Steven Munchin ile toplantı yaptı ve olayın Amerikan istihbaratı tarafından nasıl değerlendirildiğini ona iletti. Bu toplantıdan sonra Munshin yatırımcılar toplantısına katılmak kararını değiştirdi. Ancak dediğim gibi Trump, Munshin ve Jared Kushner üçlüsünün yönlendirmesiyle oluşturulan İsrail, Suudi Arabistan, Amerika işbirliğinin Amerika'ya stratejik önemi o kadar fazla ki yönetim şimdilik bazı tepkiler verse de Suudi Arabistan'dan tamamen vazgeçmeye niyetli değil. Bu yüzden Munshi'nin yatırımcılar toplantısına resmen katılmasa da hemen hemen aynı günlere denk gelen başka bir toplantıyı yapmak için ciddiye gideceği söylendi. Munshi'nin orada bulunma nedeni resmen anti-terör finansmanını engelleme toplantısına katılmak için olarak açıklansa da Washington'da asıl nedenin Amerika'nın Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan politikalarını kurtarma arayışı olduğu da söyleniyor. Munch'in ciddide de Muhammed Bin Salman'ın Kaşıkçı olayından sonra geleceğin lideri olarak nasıl kalabileceğinin koşulları üzerine konuşacak veya bunun artık yapılamaz olduğu ortaya çıkarsa da onun yerine gelebilecek hangi isimle Amerika-İsrail-Suudi Arabistan işbirliğinin en iyi nasıl götürülebileceği üzerinde düşünülecek. Serdar Turgut Haber Türk